Değerli hocam, değerli katılımcılar, Rusya-Ukrayna meselesi bağlamında uluslararası hukuk meselelerini tartışmak üzere gerçekleştirdiğimiz Zoom programımıza hoş geldiniz. Programda öncelikle ben kulübümüzün kısa bir tanıtımını yapmak üzere girişler yapacağım müsaadenizle. İdeal Hukuk Kulübümüz 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde faaliyet göstermekte. Kulüp olarak işte kurulduğumuz yıldan bu yana farklı etkinliklerimiz yürütülüyor. Söz günümü işte bu sene de işte birinci dönemde işte Ankara gezimiz oldu. Burada işte Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte Cumhurbaşkanlığı gibi işte Türkiye İnsan Hakları Eşitliği Kurumu, Hakimler Savcılar Kurulu gibi kurumları ziyaret ettik. İşte bunun yanında her sene işte mesleğin fragmanı şeklinde işte hukuk alımındaki farklı hakimlik, savcılık, avukatlık, akademisyenlere dair mesleklerin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ee, yine e, kendi e, mesleğim, mesleğimize dair isim işte, e, eğitimlerde farklı e, programlarımız vesilesiyle sürdürülüyor. E, bunun yanında işte çay sohbetleri adı altında e, sohbetlerimiz oluyor. İşte hukukun farklı alanlarında, marka patent hukuku gibi veya e, farklı alanlardan diyelim işte yönetmen, şair, yazar gibi e, kanaat e, sahibi kimseleri e, misafir ediyoruz. Ee, yine e, alt komisyonlarımızda işte uluslararası hukuk komisyonumuz, işte insan hakları komisyonumuz, mukayese hukuk tarihi komisyonumuz gibi toplam 6-7 komisyonumuzla birlikte e, hukukun özel alanlarında e, kendi e, arkadaşlarımızın kurduğu ekiplerle e, farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz diye e, kısa bir tanıtımımı yapmış olayım. Değerli hocam e, öncelikle kendinizi tanıtmak üzere ben sözü sizlere bırakayım. E, bir uyarıda da bulunayım arkadaşlar soruları e, şey, özelden ben kabul edeceğim. Programın en sonunda hocamıza ben okuyacağım soruları. O şekilde soru cevap aslında gerçekleştirmiş olacağız. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Zekeriya. Ben şu anda arka planda internette bir takım başka kaynaklara da bakıyorum. O yüzden şu an kendi görüntüm ve sesim, görüntüm benim ekranımda değil. Bir kez daha sorayım. Görüntümde ve seste bir problem yok değil mi? Yok hocam şu an gayet güzel. Tamam o zaman teknik olarak bu işi başarıyorum. Zekeriya ben bana verdiğin sözü aynen sana iade ediyorum. Çünkü benden önce senin kendini tanıtmanı rica edeceğim. Kulübünü çok güzel takdim ettin ama seni de tanımak isteriz. Ben şöyle ifade edeyim. Ee, her zaman bütün etkinliklerimizde olduğu gibi Zekeriya ile biz bu etkinliği uzun bir süreç zarfında planlayabildik. Göreceli olarak kısa bir süre çünkü bir takım konferanslarımızı biz misal Erciyes Hukuk'taki arkadaşlarımızla bir yıl zarfında Planlayabilmiştik. Zekeriya'yla ile bunu gene nispeten iki ya da bilemedin üç ay zarfında planladık. Bu olaylar da henüz belki başlamamıştı ilk görüşmeye başladığımızda. Ona yakın telefonda görüştük ama 20'den fazla da yazışmışızdır. Gayet çok emeği var bu programın gerçekleşmesinde. O yüzden ben kendisini de tanıtmasını rica edeceğim. Teşekkür ederim hocam. E, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyim şu anda. E, işte, şu an e, fakültemize bağlı işte, idari kulübümüzün başkanlarını bu sene e, yürütmekteyim. O, hayırlı olsun. E, teşekkür ederim hocam. E, miadımı doldurmak da açıkçası. Yakın zamanda <laughs> e, yaklaşık bir senedir yürüttüğüm vazifemi. E, bu şekilde işte daha çok e, akademik meseleler benim de ilgimi çekmekte açıkçası. Yani e, hakimlik, savcılık ve avukatlıktan ziyade ben de akademi alanında e, çalışma yürütmeyi arzu etmekteyim. İşte bu bağlamda da İngilizce İngilizce ve kendi alanımın üzere okumalar yapıyorum. Bu yönde çalışmalarım var diye ben kısaca kendimi tanıtmış olayım değerli hocam. Tevkalaydı. Çok teşekkürler. Efendim ben de doçent doktor Hakkı Hakan Erkiner. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Milletlerarası Hukuk'ta öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bunun yanında Milli Savunma Üniversitesi'nde de Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yüksek lisans derslerine e, iştirak ediyorum. E, bu şekilde çeşitli fakültelerde ve enstitülerde lisansta ve lisans üstünde milletvekili hukuk konularında derslerinde e, işimi yapmaya gayret ediyorum. Mezuniyetim e, lisansta Galatasaray Hukuk Fakültesidir. Yüksek lisans da Galatasaray. Doktora... Ders aşaması gene Galatasaray'da. E, doktora tezimi savunmam Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndedir. E, 2000 yılında Marmara'da araştırma görevlisi olarak başladım. E, Tedricen araştırma görevliliği, e, askerlik ki bir yıl e, yaptım onu. Askerlik şubesi e, vekaleten başkanlığı dahi icra ettim. E, devamında... Yan doçentlik ve şimdi doçentlik. Açıkçası aşamalar biraz ağır ağır gitti. E, Milletler Arası Hukuk konusunda yayınlanmış iki tane kitabım var. Bunlardan bir tanesi devletin uluslararası sorumluluğuyla ilgilidir. E, diğeri de uluslararası terörizme karşı e, meşru müdafaa hakkındadır. O da hali hazırda üçüncü baskısını yaptı seçkin yayın evinden. Benim e, şu anda telife bağlı olmayan açık kaynakta paylaşabileceğim bütün e, gerek kitap gerek makale olsun. akademiya edu denilen mecrayı öncelikle kullanıyorum Hakkı Hakan Erkiner. E, hem orada çalışmalarıma ve daha detaylı olarak özgeçmişime de ulaşılabilir. Yurt dışı çalışmalarım da oldu. Bilhassa Fransa'da, e, Paris'te, Strasbourg'da, Lyon'da... E, Brüksel'de, Belçika'da ve Viyana'da, Avusturya'da e, milletler hukuka ilişkin, literatüre ilişkin e, çalışmalarım oldu. Bizim yetiştiğimiz e, zamanda koşullar birazcık daha farklıydı. Daha fazla giderek, daha fazla e, kütüphanede fiziki kaynaklara temas ederek e, çalışmak icap edebiliyordu. Onları e, mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştım. Farklı kurumlarda, farklı e, vakitlerde. Şimdi konumuz e, neydi konumuz Zekeriya? <laughs> Hocam e, Ukrayna e, Rusya savaşı bağlamında mülteci sorun meseleleri. Evet. Ben böyle zaman zaman senden destek isteyeceğim. Her zaman hatta ol sesin de açık olsun. Hı -hı. E, gayet iyi. Şimdi arka planda benim çok sayıda alt e, şey açık. E, malum sayfa açık. Oralardan bir takım şeyleri çünkü takip etmek mecburiyetindeyim. Şöyle arz edeyim müsaadenizle. Ben e, katılımcı arkadaşlarıma baktığımda tabii e, gördüm e, bir kısmı bu hususları daha önce de e, dinlediler. Şimdi bu da dahil olmak üzere e, Zekeriya'dan onun müsaadesini aldım. Hem onlar kendi kulüp e, YouTube'larında hem de ben kendi şahsi YouTube kanalımda. E, kısmetse bu şeyi e, kaydı bilahare paylaşacağız. Bizim derslerimize, lisans lisansüstü öğrencilerimize de bunun doğrudan e, katkısı var. Biz daha ziyade tabii geniş kitleye de olmakla beraber daha spesifik, daha bir e, uzmanlık alanına ve eğitim boyutuyla hitap ediyoruz. Benim şimdi bu konuyla alakalı olmak üzere daha önce bir gene e, hukuk dergisine rep reportajım, bir e, baroda konferansım olmakla beraber üç tane de fakültede sunumum oldu. Bunlardan bir tanesi e, ilki 30 Mart'ta Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeydi. Nizam ve Adalet Hukuk Kulübü'nde. Diğeri gene Egemenlik Güvenlik Uluslararası Sorumluluk Bağlamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın değerlendirmesi konferansı Marmara Üniversitesi'ndeydi. Hukuk Fakültesi'nde yüz yüze şekilde icra ettik. Üç kulübün iştirakiyle o gerçekleşti. Bunun afişleri sosyal medyada duruyor. Ee, diğeri de Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde e, gerçekleşti. Dört hoca beraberdik. Ukrayna Rusya krizi hakkında bir e, sempozyum arz etmeye çalıştık orada da. Bu demek ki bu konuyla alakalı benim dördüncü arzım olacak. E, söylediğim hususların kayıtları gene YouTube'da bulunuyor. Peki. Bu konuyu daha önce sunmaya çalışmışken niçin yeni bir sunum? Çünkü hakikaten yani genele işte kayıt var, YouTube'da var vesaire ama doğrudan bir temas. Şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de kıymetli öğrencilerine işte gene böyle bir değerli kulüp çatısı altında hitap edebilme çabası bence insani bakımdan da daha e, saygı değer ve önemli daha da belki e, samimi oluyor. Birincisi o bakımdan e, buna gayret ediyorum. Bu da devam edecek başka e, kurumlarda, kuruluşlarda ve gene fakültelerde e, faaliyetlerimiz olacak. Mesela yüz yüze olan bir tanesi e, Marmara Üniversitesi'nde gerçekleşecek. 2 Haziran'da planladık. E, doçent Doktor Abdullah Sezer'in Anayasa Hukuku e, öğretim üyesidir kendisi danışman hocalığını yaptığı kulüp ve onun moderatörlüğünde onun sorularını cevaplama gayretiyle gene Uluslararası Hukuk Konferansı'nı bu konuyla alakalı sunmaya gayret edeceğim. Dolayısıyla bu istikamette tabii çabalarımız var. Şimdi niçin önemli? Evet, çağımız bilgi çağı ama bununla beraber aynı zamanda da bir dezenformasyon çağı. Dolayısıyla hani Bilimsel bilgiyi sesimiz, nefesimiz ve aklımız erdiği kadarıyla, nefesimiz yettiği kadarıyla e, dile getirme gayretini ben e, bir mesleki görev, bir profesyonel iş ve görev olarak e, görüyorum ki bu devlet de bizi zaten zannediyorum bunun için yetiştirdi. Hali hazırda da e, bunun için istihdam ediyor kanaatindeyim. Bunu hak edebilmek için e, bu gayretin sergilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu... E, Düşüncelerimi böyle paylaştıktan sonra gelelim e, konunun içeriğine. Onu da şöyle ifade edeyim. E, belirli bir saat limitine tabi riayet edeceğiz. E, girişte neredeyse 20 dakikayı kullandık gibi ama e, zamanı Zekeriya ile beraber tabii ayarlayacağız. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı Dairesinde uluslararası hukuk meseleleri e, başlığını e, seçtik. Daire demek ilintili, bağlantılı bir merkezi esas alarak o merkezin etrafındaki konuları ortaya koymak anlamına geliyor sosyal bilimlerde. Mesele ise tabii problem, sorun gene bu dairenin etrafında, merkezin çevresindeki ilintili sorunları, e, test edebilme gayreti. Şimdi bir konuya bilimsel olarak e, yaklaşmak, çünkü bilim bir konuyu bilme e, isteğinden, merakından ileri gelir ama sistemli, sistematik e, tertipli bilgidir. Bir Diğer kelimemizle. Metodolojik yani belirli bir usule şekle dayanan bir e, bilgidir. Hal böyle olduğu vakit işte konuyla alakalı e, bir sunum yapılacağı vakit bilimsel içerik itibariyle kanaatimce Esas olan sorunları tespit edebilmektir. Her zaman cevaplayamayabiliriz. Ama bilimde cevaptan ziyade doğru soruları yönlendirebilmenin önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı diye bir bağlam ortaya koyduk. Dairemizin merkezine bu olayı konumlandırdık. Savaş ne demek? Şimdi savaş günlük Türkçeden... Söylemimizi ayırarak ifade ediyorum. Çünkü burada bir terminoloji e, kullanıyoruz. Bir bilim disiplinine ilişkin özel bir jargon, bir dil ifade ediyoruz. Bu bağlamda savaş tabii uluslararası hukuka ilişkin bir kavram, bir kelime. Peki uluslararası hukuk ne? Şimdi çok geniş bir perspektiften ele aldık ama e, dinleyicilerim bilir. Yani o optiği hızla daraltabilmek, arzu ettiğimiz gibi gözbebeği gibi kısmak ya da açmak bizim e, elimizde oluyor. Uluslararası hukuku ben üç e, zaviyeden, üç perspektiften e, değerlendireyim. Bunlardan bir tanesi bu savaş konusunda da olduğu gibi dünyada neyin haklı ve doğru olduğunu tespit eden bilim dalıdır uluslararası ilişkiler bakımından. Yani uluslararası hukuk devletler arasındaki meşruiyet mücadelesinde neyin meşru olduğunu tespit eden bilimdir. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz çağda bu dördüncü nesil hibrit savaş kategorisinde algı mücadelesinin, dezenformasyonun, formasyonun e, ne kadar önem arz ettiğini göz önünde bulundurarak uluslararası hukukun bir kere bu bilim olarak değerini e, takdir etmemiz lazım. Bunda kuvvetli olmayan e, bir kere zihinsel mücadelede, fikri mücadelede e, otomatik olarak mağlup duruma düşecektir. Meşru olabilmek önemlidir. Hatta diyebilirim ki nihai kazanç, nihai zafer hem fikri bazda hem de fiziki bazda sonuçta insanlık tarihine baktığımızda eninde sonunda meşru olanın, haklı ve doğru olanın oluyor. O yüzden bu ıskalanacak bir husus değil. Diğeri de uluslararası hukuk ikinci perspektif itibariyle bir dildir. Şimdi savaş dediğimiz kavram, kelime uluslararası hukukun bir kavramı olarak orta yerdeki meselenin yaşanan hayat tecrübesinin ne olduğunu biz kelimelerle insandan insana aktarıyoruz ve konuşan canlılar olarak aklımızı, zihnimizi kelimeler üstüne inşa ediyoruz. O yüzden uluslararası hukukun dil olması çok önemlidir. Yaşananı tercüme edecek bu bilime tahvil edecek dil, kelime haznesi uluslararası hukukun bünyesinden çıkıyor. Daha belki sunumlarımda verdiğim örnekleri tekrar etmek istemiyorum ama örneğin Yunanistan'la aramızdaki ihtilaflarda bir karasuları genişliği meselesinin ihtilaf olduğunu biz nereden bilecektik uluslararası hukuk denilen dil olmasaydı? Bu manada bilim olarak e, tespit ve teşhis gayesini yerine getiriyor. Dil olarak da hayatı işte zihni bir şablona tercüme ediyor. E, bilim dili olarak. Buraya kadar bir bilimden beklenen görevleri esasında yerine getiriyor. Fakat uluslararası hukukun bir de hukuk zanaatı mesleği olması itibariyle tabii bu yaşananları çözmesi e, uluslararası hukuktan beklenmekte. Adaletin, hukukun gereğinin gerçekleşmesi e, beklenmekte. Şimdi burada hukukçularda bilhassa Akademisyenlerde de olmak üzere ben haddinden fazla bir alınganlık, bir küskünlük, bir duygusal e, incinmeye haddinden fazla bir eğilim e, görüyorum. Şimdi Anzilotti 1906 ve 9'da bu makaleleri yazdı. Uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi meselesiyle uluslararası hukukun gereğinin ne olduğunu tespit etme meselesi birbirinden ayrıdır. Yani hukuku anlatmak başka bir şeydir o hukukun gereğinin hayata geçmesi, sorumlunun yaptırımlara uğratılması, adaletin tecelli etmesi başka bir şeydir. Ve o muhterem e, yaptığı yerde toprağı bol olsun İtalyan pozitivisti, büyük hukukçu Anzilotti'nin 1906-1909 Fransızca makalelerinde arz ettiği gibi eğer biz hukukun hayata geçip geçmemesine göre hukuku hukuk fakültelerinde anlatmaya kalkarsak anlatamayız. Halbuki Şöyle ifade edeyim. Bir doktor ya da tıp bilimi hastalıklardan insanlar ölüyor diye ama tıbbın gayesi hayat kurtarmak olduğuna göre hastalıklardan yani küsüp de bilimi icra etmeyi ya da öğretmeyi bırakıyor mu? Ya da estetik mimaride, felsefede, disiplinler, fakültelerde evet estetik denen kavramı öğretiyoruz talebelere ama şehircilikte, belediyelerde, mimaride, bu estetik hayata geçirilmiyor. Öyleyse biz bunu anlatmayalım diye küsüyorlar mı? Şüphesiz küsmüyorlar. Dolayısıyla hoca olarak, akademisyen olarak önce motivasyonumuzu bizlerin yüksek tutması lazım. Ki öğrenciye, bilimsel hakikati yeni jenerasyonlara aktarabilecek gücü kendimizde bulalım. Bizden kaynaklı bu karamsarlık, bu e, ümitsizlik, bu vazgeçme, bu küskünlük hale hale yayılır. Halbuki insanlığın ...kendinden ve geleceğinden ümidini kesme hakkı yoktur. Biz eğitimcilerin ise bilhassa yoktur. Dolayısıyla e, uluslararası hukuk bakımından... ...ben de asla bir motivasyon düşüklüğü olmadığı gibi... ...bilakis meşruiyet, lejitimite neyin haklı olduğu mücadelesi bakımından... ...sosyal mecra bu e, hale gelmişken... ...bu bilimin gittikçe yükselen bir e, iş olduğunu da... ...gençlere buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum... Şimdi dolayısıyla savaş teknik konuşmaya kalan zamanımızda dönersek uluslararası hukukun bir tabiri. Efendim savaş her şeyden önce Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinin dördüncü fıkrasında kuvvet kullanma demesinin dışında savaş daha spesifik bir durumdur. Bu devletler arasındaki savaşma iradesiyle en azından bir devletin sahip olduğu savaşma iradesiyle meydana gelen bir e, Durumdur, bir hukuki durumdur. Animus beligerendidir bu savaşma iradesinin Latince karşılığı. Bunlar beynelmiler uluslararası hukuk literatüründe, jargonunda, dilinde. Latince'de tıpkı tıp gibi kullanıla gelen bir e, müşterek, nasıl söyleyeyim, sembolizma belki olduğu için, bu artık dil demiyorum, belki sembol e, mahiyetinde Latinceleri kalıp olarak tekrar etmekte fayda olabiliyor. Animus beligerendi. Kuvvet kullanma. Savaştan daha geniş bir e, hayat realitesidir. Savaş bir hukuki durumdur. Kuvvet kullanma üstüne vurulan etiketten bağımsız olarak fiziki silah kullanılan, fiziki yıkıma müsait her türlü aracın, enstrümanın kullanıldığı bir e, hayat gerçekliği oluyor. İçinde bulunduğumuz durum savaş mıdır? Savaştır. Çünkü de Ukrayna'nın animus belli gerendisi var. Rusya başta bunu uluslararası hukuk itibariyle savaş kategorisine sokmak istemedi. Özel askeri operasyon lafzını kullandı. Lakin en azından devletlerden bir tanesinde Animus Beligerendi'yi saptayabildiğimize göre bu e, vaziyet itibariyle önce e, bir savaştır. Niye Rusya'yı ben başa koyuyorum? Ukrayna Rusya. Çünkü saldırgan bu savaşı başlattı. Saldırganın ismini önce zikretmek bence ilmi açıdan daha doğru. O yüzden Rusya Ukrayna e, savaşı. Burada bir tespitte bulunduk. Rusya saldırgan. Hakikaten öyle mi? Hızla onu da konuşmaya tabii gayret edeceğim. Şimdi buradan doğan hukuk meseleleri acaba ne olabilir? Bunu ifade edebilmek için biraz başa dönmek lazım. 21 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı bölücü ayrılıkçıların Ukrayna topraklarında oluşturdukları iki fiili yani de facto yönetim olarak Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı. Bu e, cümleleri kısmetse Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi'nde e, hakemden geçti tebliğ olarak orada Temmuz ayında e, tekrar etmekte e, umarım kısmet olacak. Akdeniz Hukuk e, bünyesinde, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde. Hemen sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin Rus ordusuna Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Böylelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılı ve 2202 sayılı kararında kabul edilen Minsk Antlaşmaları çiğnendi. Putin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı Rusya'nın özel askeri operasyon adını verdiği silahlı saldırıyı başlattı. Birleşmiş Milletler Antlaşması madde 2'ye 4'ün getirdiği uluslararası hukukun emredici bir kuralı başka bir ifadeyle Juskogens norm olan kuvvet kullanma yasağının ihlali olan bu silahlı saldırıyı Rusya Devlet Başkanı dört başlıkta belirtilebilecek gerekçelere dayandırmaya çalıştı. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Ukrayna Rusya için bir silahlı saldırı tehdididir. 2. Ukrayna Donbas'ta soykırım yapmaktadır. 3. Ukrayna'da neo-nazi ne nazih rejimi vardır. 4. Ukrayna tarihi olarak Rusya'nın parçasıdır. Şimdi bu bir kenarda dursun. Buraya döneriz. Çünkü şunu hatırlatmak istiyorum. Umarım buzum ekranımı tekrar bulurum bu açık 40 küsür ekranın içinde. Şimdi ajanslardan alıyorum haber olarak 9 Mayıs 2022 11.45'te paylaştığım haber mecrasına yazılmış bu. Putin, vatanımız için savaşıyoruz. Peki, Sovyet zaferinin tabii 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanya'ya karşı kazanılan zaferden bahsediyoruz. 77. yıl dönümü için hazırlıklar tamamlandı vesaire. Şimdi şöyle demiş Batı Rusya'yı dinlemek istemedi. Başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık. Bağımsızlık için yaptık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. NATO, Donbas ve Kırım'a girmek istiyordu. Ukrayna'da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık. Sunumumuzda demek ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kelimelerini zikrederek onun da görüşlerini burada paylaştık. Diyor ki Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın tehdidini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştur. Rusya batı dünyasında her iki tarafın da çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu nazarı dikkate almadı. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta. Donbas'ta ve Kırım'da topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı. NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün arttırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün daha da artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Şimdi Burada 21 Şubat'a göre gerekçelerde ciddi bir azaltıma gittiğini tespit ediyoruz. Bunlar bizim için basın açıklaması değildir. Bunlar Viyana Antlaşma Hukuku Konvansiyonu'nda da belirtildiği gibi uluslararası hukuk bakımından devlet başkanının devletini bağlayan uluslararası hukukta sonuçları olan resmi beyanatlarıdır. O yüzden bunları uluslararası hukuk bakımından da tahlil etmenin bizim için bir anlamı vardır. Evvelki sunumlarımı birebir tekrar etmemek adına. Şimdi şöyle özetleyeyim. Bu Minsk antlaşmalarında NATO, Sovyetler Birliği itibariyle pardon düzeltiyorum. 1997 yılında e, yapılan NATO ile Rusya arasındaki anlaşmalara göre e, NATO Rusya'nın çevresindeki devletlerde askeri yığınak yapmayacaktı. Fakat Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra NATO bir karşı önlem olmak üzere çeşitli askeri tedbirler aldı. Öncelikle bir kere Putin'in şikayet ettiği NATO sınırlarımızda yığınak yapıyordu e, şeyinin argümanının ancak ve ancak Kırım'ın ilhakından sonra NATO tarafından gerçekleştirdiğini, gerçekleştirildiğini bir hakikat olarak bir kere tespit etmemiz lazım. İkinci mesele Soykırım. Şimdi soykırımla alakalı malumatlarımı sizinle hızla paylaşmak istiyorum. Uluslararası terörizme karşı meşru müdafaa kitabımın 60-65 sayfaları aralığında e, Uluslararası Hukuk'taki şu bilgilerin aktarıldığını görürsünüz baktığınızda. Soykırım self-determinasyonla alakalıdır ve kuvvet kullanmanın uluslararası hukukta hukuka uygun bir biçimde gerçekleştirilebileceği nadir bir halle de irtibatı vardır. O bağlantıyı bilerek kuracağım. Şimdi bu Ukrayna meselesinde Rusya tarafından soykırım kavramının dile getirilmesinin en önemli sebebi mevcut uluslararası hukukta soykırıma uğrayan bir halkın soykırım tehdidi altında bulunan yakın ve ciddi bir tehlike hukukta. Ya yani muhakeme, zeka bunları analiz eder. Şimdi bazı şeyler hukukta bir yere kadar somut yazılabilir. Yapay, gayri yapay. Zeka mutlaka hukuk dediğimizde kaideleri hayata tatbik edecek, geçirecek muhakemeyi yapmak mecburiyetindedir. O yüzden neyin somut, yakın ve ciddi bir tehlike olduğunu zeka şüphesiz muhakeme edecek. Fakat bu ikircikli bir mesele. Çünkü bu muhakeme tabii sübjektif sahiplerle yapıldığı vakit Fransızların dediği gibi kakafoni. Yani belagat değil, logos değil ama bir kaos, bir gürültü meydana çıkıyor. Bunlar zor işler. Hukuk da kolay bir meslek değil şüphesiz. Hatta bunu uluslararası boyutta yaptığım vakit dünyanın en zor işlerinden bir tanesi elbette. Şimdi hal böyle olunca soykırım bir halka kendi kaderini tayin hakkı yani ayrılma yani self determinasyon hakkı da veriyor. O yüzden nitekim terör örgütü dezenformasyon odaklı bir propagandaya başvurmak istediğinde Bildiri vesaireyle devleti soykırımla itham eder. Çünkü hakikatse örgütü müdafaa ettiği bölücülük ve ayrılıkçılık hukuki bir sebep bulmuş olur kendine. Çünkü 40 yılda sömürge idaresi olmadığı hem milli hem de milletler arası çerçevede tespit edildi. Sömürge savı reddedildi. O yüzden terör örgütü bunu kullanmıştır. Bunları bilebilmek lazım. Bunları bilmediğiniz şekil, takdirde tezgahlanan algı mücadelesini bir kere anlamıyorsunuz. Okuyamıyorsunuz. Ne olup ne bittiği konusunda fikriniz olmuyor ve zihniniz, zekanız oradan oraya birileri tarafından savruluyor, duvardan duvara vuruluyor. Bu işlerde nirengi noktası bulabilmeniz için yani Koskoca arazide nerede olduğunuzu anlayacak bir sabit nokta tayin edebilmeniz için bilimden başka ve bu bilimde bizim disiplinimiz itibariyle, konularımız itibariyle, uluslararası hukuk başka bir sabit nokta bulamazsınız zihninizde. Bakın soykırım meselesi budur. Oradaki doğu hududundaki Rusların Ukrayna'dan, milli devletten, toprak bütünlüğünün birliği Juskogens'tir. Buna rağmen ayrılma hakkı doğardı. Fakat geleceğiz bu hakikat mi değil mi hızla merak etmeyin nasıl yetiştirecek bunları dersiniz yetişir fazla da sizi sıkmadan şüphesiz kaldı ki soykırım olduğu takdirde bildiğiniz gibi meşru müdafaa dahi gündeme gir gelebilirken başka bir devletin talebiyle de meşru müdafaya geçebiliyorsun doğrudan saldırının mağduru ve muhatabı olmasan da onu tırnak içine alalım bir de ne diyor 2'ye 4'te Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayacak şekilde kuvvet kullanılması ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunulması yasaktır. O yüzden şu kıymetli soruyu sevgili meslektaşım Galatasaray Hukuk'un doçenti Ceren Zeynep Prim'in bir evvelki sunumunda da YouTube'da vardır. Sunduğu gibi, paylaştığı gibi acaba Birleşmiş Milletler'e Birleşmiş Milletler'in amaçlarına uygun bir şekilde kuvvet kullanmak yani o zaman cari mi oluyor? Gene bizim bünyemizden Marmara Hukuk'tan aramızdan çıkan bir kıymetli Meslektaşımız, arkadaşımız unutmayın ki koruma sorumluluğu hakkında doktora tezi var yayınlandı. Sercan hocanın o da bu konuyu ele aldı. İnsani müdahale koruma sorumluluğu devletler işte bu çerçevede soykırıma karşı koruma yükümlülüğü, ben sorumluluk demeyeyim çünkü önce obligasyon sonra responsabilite vardır. Önce yükümlülük sonra sorumluluk vardır. Ben hep şunu müdafaa ederim. Müessesenin doğru adı İngilizce'de dahi hatalı konulabilir. Koruma sorumluluğu değildir, koruma yükümlülüğüdür. Ben öyle ifade edeyim. Koruma yükümlülüğüyle de bağlantılı bir taraf var. O zaman ne diyecekti Rusya? Burada soykırım var, o yüzden müdahale ettim. Ben şimdi önümdeki koskoca... Ee, yazı, bilgi, kitap, not öbeğinden ayrılayım. Çünkü o beni yavaşlatacak ve frenleyecek. Hızla şu noktaya geleyim. Bakınız. Bununla bağlantılı toparlayıp bitirmek için işin bu noktasını. Şimdi soykırım tezini kullandığı için Rus devlet başkanı Ukrayna Uluslararası Adalet Divanı'na 1948 soykırımın önlenmesi sözleşmesinin 9. maddesine binaen başvuruda bulundu. Dedi ki bu sözleşmeyle ilintili hususlarda Divan otomatik yetkilidir. Bakınız. Soykırım argümanını Rusya kullandı. Öyleyse divan olarak tespit ediniz. Biz soykırım yaptık mı? Yapmadık mı? Çünkü biz soykırım yapmadıksa Rusya'nın soykırım argümanını kullanması ve buna binaen kuvvet kullanması bizim topraklarımızda bir kere hukuka aykırıdır. Hangi hukuka? Uluslararası hukuka aykırıdır. Tespit et ve bu argümanı elinden al. Şayet haksızsa Rusya dedi. Şimdi orada enteresan bir şey oldu. Rusya'nın devlet avukatları kendi devlet başkanlarının savına aykırı bir biçimde müdafada dediler ki divana verdikleri dilekçede savunmada biz soykırım sözleşmesinin ihlalinden ötürü Burada kuvvet kullanmıyoruz dediler. Biz meşru müdafadan ötürü kuvvet kullanıyoruz. BM51'e dayanarak girdik. Sözleşme yani 48 soykırım sözleşmesi konuyla bağlantılı değil. Sen bu davayı görevden reddet. Yetki mi görev mi? Hadi bakalım. Usul hukuku sorusudur. Yetki yer mahkemesi görevse içerik itibariyle görevli mahkeme. Görevden reddet. Uluslararası hukukta bu bu kadar fark etmiyor. İç hukuktaki usul derslerinde olduğu gibi. Şimdi Divan dedi ki hayır. Siz söylediğiniz soykırım meselesini. Şimdi ben bakıyorum dedi. Birleşmiş Milletler Komisyonu AGIT burada soykırımın gerçekleşmediğine dair raporlar sundular. Öyleyse senin soykırım yapılıyor savun bir dezenformasyon ve haklı değil. Öyleyse Ukrayna'nın acil önlem talebi neydi? Ukrayna'nın acil önlem talebi. Eğer soykırım yapmadıysak derhal karar ver Rusya Ukrayna topraklarında silahlı kuvvet kullanımına kuvvet kullanımı zaten silahlıdır bu mesele itibariyle ekonomik ve siyasi saldırılar silahlı saldırı sayılmazlar benim Nazihane kitabımda genişçe bunlar hep etüt ediliyor ee, ve dedi ki derhal kuvvet kullanmaktan menet öyleyse ve Divan nihayetinde dedi ki geçici önlemdir hemen Kuvvet kullanmaya son ver. Şimdi değerli arkadaşlar burada bütün bunları konuşuyoruz da netice ne? Fikri mücadele mühimdir. Trilyonlarca dolar bunların karşılığı var. Haklılık önemlidir. Çok önemlidir haklılık. Tamam. Unutmayınız ki bizim devletimiz, vatanımız, cumhuriyetimiz haklılık üzere kuruldu. Müdafayı hukukla başladık biz istiklal harbine. Bazı şeyler görüyorum işte uluslararası hukuk olsaydı sev efendime söyleyeyim realize edilecekti. Tam tersi uluslararası hukuk olduğu için vatanımız saldırıya uğradığı için meşru müdafaya millet olarak kalkıştığımız için muvaffak olup cumhuriyetimizi kurduk. Bakın haklılıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukiliğine legalitesine de dayandı. Yani öyle temiz bir mücadeleydi. Bir kere teröre tevessül etmedi. Yani terör nedir? Milli kurtuluş savaşları terörsüz verilir mi? Kendi tarihimize bakalım. Hemen yakın tarihimize bakalım. Terörsüz nasıl milli mücadele verilebiliyormuş? Kendimizden görelim. Dolayısıyla e, bu işler çok mühimdir. Ve sonunda da göreceksiniz. Muhakkak ve muhakkak hak tecelli eder. Yani dünya bunun üstüne kuruluyor. Çünkü insan böyle bir canlı. Şimdi girmeyeyim işin antropolojik boyutlarına, hukukla bunun rabıtalarına ama çok var. Efendime söyleyeyim, ne olur divan kararı? Tabii daimi üyelere karşı tatbik edilemez. Tıpkı Nikaragua kararında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Nikaragua kararında 86'da kendi aleyhine çıkan kararın uygulanmamasından ötürü Nikaragua'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Amerika'yı şikayet etmesini nasıl veto ettiyse ve görüştürtmediyse ve aleyhine tedbirlere izin vermediyse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı kararlarının filan uygulanma imkanı yok. Bununla alakalı benim gene akademiya edüde işte tebliğ miydi, makale miydi inan hatırlamıyorum ama çalışma mevcut orada. Hal böyle olunca e bunların ne anlamı var? Bunların şu anlamı var. Bakınız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto hakkının olmasının dahi bir reel politik mantığı vardır ve hukuki karşılığı vardır. Yalta'da bilerek böyle yapıldı büyük güçlerin birbiriyle çatışmasına engel olmak için. Bunu da burada açmayayım, şimdi uzatmayayım. Evvelki sunumlarımda buna gayet genişçe yer ayırdım. YouTube'larda duruyor onlar. Niye? Çünkü bir nükleer savaş, tamam o zaman belki nükleer bomba Yalta'da henüz hali hazırda söz konusu değildi ama gene de Stalin, Churchill ve Roosevelt bir araya geldiklerinde ki hatta Churchill belki biraz yancıydı artık ama şüphesiz Stalin ve Roosevelt bir araya geldiğinde biz nasıl olup da bir daha savaşmayacağız? O zaman veto veto. Neglije ediyor. Birbirini pasifize ediyor. Detant doğuruyor. Bakın bugün dahi, bugün dahi şimdi gene arka planda açıyorum. Umarım bu ekranı bir daha bulacağım. Biden diyor ki Amerikan başkanı. Rusya'ya karşı elimde sadece iki seçenek var. Birincisi Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak diğeri Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini uluslararası hukuktaki yaptırımlarla ödetmek. Ve Amerikan başkanı Ukrayna'yı kurtarmak için işte dünyanın süper gücü vesaire uluslararası hukuk bakımından güvenlik konseyinden böyle bir karar çıkmamasından, savaşmak mecburiyetinde kalmamasından, dünya kamuoyuna bunu izah edebilmekten fevkalade mutlu. Fevkalade mutlu. Ya nükleer savaş mı başlatacağız diyor. Şimdi bu soykırım meselesini burada tamamlamış olayım. İşin diğer boyutu sondan alayım. Ukrayna tarihi olarak Rusya'nın parçasıdır. Şimdi değerli arkadaşlar birçok laf ifade edilebilir. Aklıma gelen iki hususu paylaşayım. Benim dilim biraz ağdalıdır. Belki gençliğimden beri okuyup beslendiğim kaynaklardan ötürü lafu güzaf denilen bir kavram vardır. Zekeriya lafı güzafı bilirsin sen. Boş laf demektir. Diğeri de kanun abesle iştigal etmez diye bir laf vardı. Ben babam da benim İstanbul hukuk mezunuydu rahmetli. İlk evde ondan işittiğim laflardır bunlar. Kanun abesle iştigal etmez. Ne demek kanun abesle iştigal etmez? Kanunu bir kenara bırakalım. Hukukta boşuna konuşulmaz. Hukukta boş kelime olmaz normun içinde. O yüzden de Şimdi tarihi olarak Rusya Ukrayna'nın sahibidir. Ukrayna tarihi olarak Rusya'nın parçasıdır falan. İşte bu lafı güzaf, Boş laf bu. Çünkü egemen bir devlet bir kere kurulduğunda cari uluslararası hukukta artık egemendir ve toprak bütünlüğü esastır. Oralar benimdi bilmem neydi bunlar arkayık laflar. ilkel laflar bunlar. Eğer Rusya'nın devlet hakkı bu argümanlara düştüyse bizim kuvvetli ve kudretli komşumuz bize de hakikaten kan kusturmuş demeyeyim ama burnumuzdan getirmiş Kan da kusturmuş. Ya benim büyük dedem ekber Dağları'nda şehittir. Kimle savaşıyorduk orada? Yani dolayısıyla işte bu komşunun devlet aklı buralara indiyse bu ilkel ve arkayık argümanları sadece öne sürebiliyorsa enteresan işler bu işler. Şimdi bu argümanı en son Saddam Kuvvet'te kullanmıştı. Irak'ın başına neler getirdi? Dolayısıyla bu böyle değil. Tarihsel olarak benim de devlet bir kere kurulduysa egemen olarak tarih sahnesine çıktıysa kaldı ki Rusya olarak sen bunu tanıdın. Tanıma da devletin unsurlarından bir tanesi değildir. Ülke, nüfus, siyasi otorite yani iktidar egemenlik kafidir devlet olabilmek için. Tıpkı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi kuzey kelimesini bilerek artık kullanmıyorum. Oraya yavaş yavaş Kıbrıs Türk Devleti demeye alışalım. KKTC'de olduğu gibi. Dünya tanımasa da orada bir devlet var. Dolayısıyla Ukrayna bir devlet bir kere egemen olmuş artık bunun tarihi olarak benimdi falan bunlar dediğim gibi asla geçerli argümanlar değil. Sosyal medyada okursun inanasın gelir. Ya da bakın şimdi ben de okuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Yunanistan'da bir takım şeyler söylüyor Türkiye aleyhine. Ukrayna'daki evde Türkiye aleyhine bir takım şeyler söylüyor. Rus turistleri sana alma falan gibi laflar ediyor. Şimdi biz insanız ve duygulardan Mevlana'nın dediği gibi belki yani duygular olmasa et ve sinirden ibaresin. Ama işte duygularımız var. Fakat bilim bizim de şaşırmamıza mani oluyor. Ben buraya çıktığım vakit Ukrayna'dan mı hoşlanırım, Rusya'dan mı hoşlanırım, Batı'dan mı hoşlanırım ya da hangisinden hoşlanmamdan bağımsız olarak gerçeği sunmak mecburiyetindeyim. Önce öğrencilere, sonra kıymetli dinleyicilere, hocalara, meslektaşlarıma. Dolayısıyla e, yani bilim normatif olarak ne anlama geliyorsa bizim burada bunları paylaşmamız lazım. Hatta ve hatta hangisi lehimize, hangisi aleyhimize ona bile bakmadan gerçeği mümkün olduğu kadar söylemeye çalışmamız lazım. Mümkün olduğu kadar değil, mümkün. Şimdi neonazi, içişlerine iç işlerine karışma yasağı var. Bu kulplarla bu iş olmaz. Yani bir rejime kut takayım, ondan sonra onu alaşağı edeyim. Ya tamamen hibrit savaş, tamamen algı. Lütfen. Yani bunlar çok oluyor işte otokrat demokrat. Otokrat insanlığa karşı suç işliyor. Pardon. Demokratların işlediği insanlığa karşı suçları bir konuşalım mı? Amerikan başkanlarının o çok demokrat, çok solcu siyahi Amerikan başkanının Irak'ta yaptığı savaş suçlarını konuşalım mı? Demokrat Amerikan başkanlarının Irak'ta, Afganistan'da işlediği savaş suçlarını konuşalım mı? Şimdi otokratı demokrat. Emperyal güçler bu. Bunu lütfen hani birbirimize bu işleri pazarlamayalım, ee, dünya görüşlerimize, ideolojik aidiyetlerimize göre lütfen objektif olalım. Bu haltları bunlar yiyorlar, bu emperyal güçler yiyorlar. O yüzden savunma sanayi, silah sanayi önemlidir. Niye? Kuvvet lazım. Niye? Hakkı tecelli ettirmek için. Zalimden olmayalım. Ama hakkı hukuku savunmak için yeryüzünde güç elzem. İşte gücün aşırısı dejenerasyon, sınır ötesinde emperyal hedefler işi nerelere vardırıyor? Bunun otokratlıkla, demokratlıkla, şununla, bununla, neonazilikle falan alakası yok. Yani neonazi diyor Putin, Slav algısına oynuyor. Şimdi belki de sunumun can alıcı kısmını ve teknik boyutunu sona sakladım. Kuvvet kullanma. Ama Zekeriya beni uyardın. Ne olur arada fren yap, çok uzatma dedin bana. Biliyorum. O yüzden kuvvet kullanmayı son parantez olarak sona bırakayım. Fakat bağlantılı madem dairenin etrafındaki meseleleri ele aldık. Zikredilmesi gereken konu başlıklarını burada profesyonel arkadaşlarım da var. Ben ismen onları görüyorum. onlara belki daha doğrudan bir fayda olması bakımından meseleleri zikredeyim. Az ama çok elit bir dinleyici var burada. Onu farkındayım. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı ile gerekçesiyle uygulanması. Bakın Animus Beligeren diye Türk devlet haklı teşhis etmiştir ve Montre bu yetkiyi sadece Türkiye'ye verir. Kimseye hesap vermek zorunda değil. Türkiye buna savaş dedi ve Montre 1920-21'i uygulamaya aldı. Uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabulü meselesi. Ukrayna NATO'ya üye olabilir. Papa bile diyor ki NATO Rusya'nın sınırlarında havladı, Rusya'yı kışkırttı. Bu uluslararası ilişkiler tespitleridir. Bizimki ise uluslararası hukuk. Dolayısıyla tabii ki egemen bir devletin hangi uluslararası örgüte girip girmeyeceğine karar vermek onun egemenliğinin bir parçasıdır. O yüzden de hani dürüst ve objektif olmak bakımından hani NATO bu sunulara dayandı dayanmadı meselesini bir kenara bırakalım. Hakkı mıdır değil midir uluslararası hukukta? Hakkıdır. Hakkıdır. Yani hakkını kullanıyorum seni hiç beğenmiyorum hakkını kullanmandan hoşlanmıyorum. Sana dalacağım, sana gireceğim. Yani bu uluslararası hukukta çok ilkel. Ha, ilkellik zaten dünyanın bir gerçeği, o şüphesiz. Devam edeyim. Meşru müdafaanın uluslararası barış ve güvenlik hukukunda bir hak, BM 51, ve uluslararası sorumluluk hukukunda bir hukuk uygunluk nedeni olması. Şimdi bunlar teknik boyutlar. Ares 56, 83, madde 21 ve 26. Bu çok önemli bir meseledir. Uluslararası barış ve güvenlik hukuku ile uluslararası sorumluluk hukuku arasındaki ilişki. Bir kez daha söyleyeyim. Bilenler ne demek istediğime bilecekler. Bu çok önemli bir konu. BM-51'deki meşru müdafaa bir haktır. Silahlı saldırı o hakkı doğurur. Fakat uluslararası sorumluluk hukuku bakımından da, yani uluslararası haksız fiildir kuvvet kullanmak. Fakat meşru müdafaa esnasında kuvvet kullanmayı uluslararası haksız fiil olmaktan kurtaran mesele, Gene temel hukuk kurallarını yansıtan Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun a 56 belgesindeki madde 21 ve madde 26 bilhassa madde 21'de meşru müdafaanın bir hukuka uygunluk sebebi olmasıdır. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir sebeptir. Demek ki meşru müdafaa güvenlik hukukunda bir hak, sorumluluk hukukunda bir hukuka uygunluk sebebi. Bu konu işte bu dairenin etrafındaki meseleler gene Rusya-Ukrayna Savaşı ilgili. BM Güvenlik Konseyi felç Yalta'yı bir daha okuyalım. Yalta konferansını romanıyla, efendime söyleyeyim tarihiyle, her şeyiyle bir kez daha okuyalım. Bu orada var. Yalta'da bu böyle dizayn edildi. Şaşırılacak bir şey yok. Bunun dünyada nükleer savaşı engelleyici bir boyutu var. Biz sert gerçekçi bir düzlemdeyiz. Temennilerimiz, ideallerimiz, romantizmlerimiz bu disiplinde kaldırmaz bu disiplin bunları. Sosyal gerçeklik, Vesfalya, Vesfalya, İki Dünya Savaşı, işte bütün bu büyük kırılma anları hangi güçler dengesini doğuruyorsa uluslararası hukukta onun normatif e, iz düşümü oluyor. Dolayısıyla evet burada Marksist felsefedeki tespitte aslında tarihi tarihsel materyal boyuttan da okumanın haklılık payı vardır. Her şeyin doğruluk boyutu var. Her şeyin yanlışlık boyutu olduğu gibi beşerle alakalı konularda. O da doğru söylüyor. Yani altyapı üst yapı ilişkisi. Tabii güçler dengesi böyle. Bunun uluslararası hukuku da böyle. Doğrudur. Yani bu güvenlik konseyi her seferinde dehşet ve şaşkınlık. Bu bu. Değerli arkadaşlar. Güvenlik konseyindeki veto mekanizması bir hakikat ve felç olmak üzere dizayn edildi. Burada da şaşılacak bir şey yok. Bak Biden ne kadar memnun. Savaş mı başlatayım diyor. Devam. Rusya'ya karşı uygulanan karşı önlemleri uluslararası sorumlu hukukunda gene RS 56-83 diyeceğim. Madde 40-41. Bu bağlantı. Karşı önlemler. Şimdi bakınız gene arkada zoom sayfasına dönmeyi artık ezberledim. O yüzden korkmadan giriyorum. Avrupa Birliği'den Rus petrolüne yasak konusunda yeni adım. 9 Mayıs 2022-23-23'te <laughs> ajansa düşmüş haber kaynağına. G7'den Rusya'ya ağır yaptırım. Petrol ithalatı bitiyor. Bu kadar. iki tanesini koydum buraya arka plana. Size örnek olarak zikredeyim. Bunların arkasında bir uluslararası hukuk var mı? Var. Ares 56 83 madde 40-41. Gene Akademiya Edü'de benim kitabım itibariyle bunlar orada yani ben kendi çalışmalarımı paylaşıyorum. Şüphesiz birçok hocamızın da e, konuyla alakalı çok fazla sayıda değiliz. Ama en azından iki hocam da bu konularla Türkiye'de çalışıyor. Ben, benim jenerasyonumda. Arkadan gelen çok sayıda genç arkadaşımız var. Mutluluk verici. Sorumluluk hukuku bakımından uluslararası hukukta Türkiye'de çalışıyorlar. E, i̇snat boyutu, karşı önlem boyutu, bu 40-41 boyutu bunların hepsi nazarı dikkate alınmalı. Nazarı dikkat. Gene eski bir kelime. Dediğim gibi benim dilim biraz bu istikamete kayıyor. 48 soykırım meselesini arz etmeye çalıştım. Gene Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine karşı Uluslararası Adalet Divanı kararlarının fiilen uygulanabilirliğinin imkansızlığı, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın madde 94'e 2 bakımından uygulatılmasının olanaksızlığı. Ya Nikaragua'da Amerika veto etti. Yani şimdi Rusya'ya varyansın yapan Amerika kendisi ne ki? tencere dibin kara. Deniz mayınlarından doğan sorumluluk kıymetli arkadaşlarımız çalıştığı Anadolu Ajansı'nda da Sezercan Hoca'nın bir şeyi var. Kısa bilgilendirme notu var. E, meslektaşlarımızın ne yaptıklarını karşılıklı zikredelim. Disiplin olarak bu bir şeydir. E, birbirimizin çalışmalarını gündeme getirmektir. Bu da yapılmalı kanaatindeyim. İstanbul'daki barış görüşmelerinin sabote edilmesi büyük provokasyonlu, büyük sabotajlı. Başardılar. Sabote ettiler barış görüşmelerini. Savaş suçları ve gerçek kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu. Şimdi bu konuda gene devletin uluslararası haksız fiilden doğan uluslararası sorumluluğu ve gerçek kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu. Diğer hocalarımızın da sunumlarını takip ederek bunlar yapılacak biliyorum bir kısmıyla müşterek programlarda yer alacağız. Konu paylaşımlarımızı kendi aramızda konuştuk. Bir kısmı kısmen anlatıldı, var. Bir kısmı tekrar tekrar anlatılacak. Şu kadarını söyleyeyim. Tabii ne Ukrayna ne Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Fakat Ukrayna kendi topraklarında işlenen Roma statüsündeki suçlara ilişkin yargılama yetkisini kabul etti. O zaman Ukrayna'da Rusların işlediği savaş suçlarından ötürü Ruslar yargılanabilir mi? Hukuken yargılanabilir. Peki Moskova'dan bu suçları işletenler yargılanabilir mi? Şimdi burada da gene kıymetli hocalarımızı dinlerken öğrendiğim üzere şüphesiz ceza hukukunda da nedir? Ee, suçun işlendiği yerde suçu işletenlerin yargılanması mevzubayıs oluyor. O yüzden Moskova'da bunu azmettirsen dahi suçun işlendiği yer Ukrayna olduğu için ve Ukrayna kendi topraklarında yetkiyi divana, ceza divanına verdiği için onların dahi işte yargılanabilmesi söz konusu oluyor. Devlet başkanının uluslararası hukukta yargı dokunulmazlığı meseleleri neydi? Nerelere geldi? Pinoşio olayları vesaire bunlara hep e, dikkat etmek lazım. Şimdi ben sunumumu tamamlarken dediğim gibi az ama elit bir dinleyici ve kaybetmedik çok fazla sayıdan hatta neredeyse hiç kaybetmedik bu bile başarıdır. Başladığı rakamda götürebilmek e, hürmetlerimi saygılarımı sevgilerimi sunuyorum bana tahammül ettiği için dinleyicinin şöyle ifade edeyim. Şimdi kuvvet kullanma meselesi burada önemli. Putin ifade ediyor ki kendi devleti adına Ukrayna'dan bize bir saldırı gelecekti. Ukrayna'dan bize bir saldırı gelecekti. Ben de tekrar konsantre olayım müsaadenizle. Ukrayna Rusya için bir silahlı saldırı tehdididir. Evet. Önümdeki kitap öbeğine neredeyse hiç bakmadım. Niye açmışım? İşte kendini insan biraz güvende hissediyor. Bunlara takılırsam bakarım falan. Aslında bakmaya teşebbüs etmek yavaşlatıyor. Kimi zaman hiç bakmamak daha iyi. Kaldır bunları. Şimdi bak şöyle söylüyorum. Nacizane. Artık bu nacizane lafı da bana sorarsanız biraz antipatik oluyor. Ya yazmışız paylaşıyoruz. İşte bu kadar basit. Yani çok da büyütülecek bir şey yok bunda. Uluslararası ve Karşı Meşru Müdafaa kitabında benim birinci baskı önümde. 319. sayfada olması muhakkak olan bir uluslararası silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı önleyici kuvvet kullanımı meselesi ve olması muhtemel bir silahlı saldırıya karşı ön alıcı kuvvet kullanımı meselesi. Tekrar ediyorum. Türkçenin mükemmelliğinden istifade edelim bir kez daha. Olması muhakkak olan bir silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa. Bunu terör odaklı yazmışım ama kuvvet kullanma kitabıdır esasen bu kitap. Ders kitabı mahiyeti de var. Olması muhakkak olan bir uluslararası silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde önleyici kuvvet kullanımı yetkisi meselesi ve olması muhtemel bir uluslararası silahlı saldırıya karşı ön alıcı kuvvet kullanımı meselesi. Şimdi BM 2'ye 4 uluslararası barış ve güvenlik hukukunun temel mimarisini ortaya koyar. Uluslararası ilişkilerde devletlerin kuvvet kullanımı yasaktır. Kuvvet kullanma tehdidinde bulunması da yasaktır. Ama Robert Kolp'un çok doğru Ius Contra Bellum Fransızca ders kitabında ifade ettiği gibi eğer kuvvet kullanımının, kullanımının kendisi meşru olacaksa kuvvet kullanacağını söylemenin kendisi de meşrudur. Bu Yunanistan'a karşı bizim kazus belli vaziyetimizin haklılığını ortaya koyan bir parantez içi olsun. Kapatalım o parantezi. Kuvvet kullanmayı koruma yükümlülüğünü de bir tarafa iteyim. Sercan Hoca'nın uzaktan gıyabında müsaadesiyle kusura bakmasın. yani hukuka uygun olduğu sebep barış ve güvenlik hukukunda bir hakka dayandığı durum BM 51'de yazılan hem de doğal bir hak olarak ifade edilen meşru müdafaa hakkıdır. Şimdi meşru müdafaa hakkının doğup doğmadığını analiz ederken gereklilik unsurunu gösterebilmem lazım. Hukuk müesseseleri bir molekülse şayet, molekül diyelim, molekülün varlığını ispat etmek için bileşenlerini gösterebilmem lazım. Suyun su olduğunu iki hidrojen, bir oksijen atomuyla birleşerek molekülü oluşturduğunu size ispat edebileceğim gibi. Öyleyse meşru müdafaa molekülünün orta yerde mevcut olduğunu bileşenlerine ayırarak ispat edebilirim. Birinci bileşenimiz gerekliliktir. Gereklilik yani meşru müdafaa hakkını doğuran hayat olayı, fe jeneratör, doğurucu olay. Yabancı dil bilmek mühim. Çünkü kavram zenginliği veriyor. Türkçede de bunun karşılıkları var. İşte fe illicit internasyonal diyor komisyon. Bunun Türkçesi uluslararası haksız fiil halbuki. İngilizce de o kelime olmayınca aktaramıyorsun. İngilizceden aktarmaya çalışınca sadece hukuka aykırı eylem diyorsun. Halbuki ilk yazıldığı hali Fransızca ve bu uluslararası haksız fiil. Fejeneratör ne? Doğrucu olay ne? Silahlı saldırı meşru müdafada. Silahlı saldırı gereklilik unsurunu ispat ettiriyor. Peki devletler henüz gerçekleşmemiş bir silahlı saldırıya karşı da meşru müdafaa hakkını kabul ediyorlar mı? Yani Önleyici kuvvet kullanımı yetkisini kabul ediyorlar mı? Bu devletlerin hukukudur. Hakan Erkinler'in temennileri ya da Zekeriya'nın romantizmi değil bu. Zekeriya'nın temennileri, Hakan'ın romantizmi değil. Bu devletlerin hukuku. Devletler diyor ki, iki asırdır, Caroline olayından dahi, burada dinleyici arkadaşlarımın arasında isimleri görüyorum. Onlar bu işleri de iyi bilir. Önleyici kuvvet kullanımını, kabul ediyor devletler. Ne için? Olması muhakkak bir saldırı için. Muhakkak nedir? Olacağı kesin. Kesin. Yani somut, ciddi ve yakın. Artık muhakeme, zekaya hitap ediyoruz. Nedir muhakkak olan? Nedir muhtemel olan? Henüz gerçekleşmemiş ama zaman içinde daha sonra gerçekleşecek bir şey muhakkak olacak mı? Ya da bir şeyin olması muhtemel mi? Şimdi bu muhakkak bir saldırıya karşı da meşru müdafaa söz konusu. Devletler muhtemel bir saldırıya karşı yani ön alıcı kuvvet kullanımını meşru müdafayı kabul etmiyorlar. Henüz olmamış. Belki olabilir. Teatral bir konu. Tiyatro sahnesinde bir silah gözüküyorsa o silahın patlaması icap ediyor. Muhtemel patlayabilir, patlamayabilir bütün devletlerin silahlı kuvvetleri var diye herkes herkese her gün saldırmıyor. Muhtemel olarak her silah bir tehdit. Ama muhakkak olarak gerçekleşecek bir saldırı demek değil bu. Böyle bir dünyada yaşanmaz. Yani medeniyet her şeye rağmen zamanla her şey daha gider diye düşünenlerden değilim. Ama bununla beraber beşerin ilerlemesi için bir fırsat bu zaman. E bir yerlere geldik. Geldiğimiz nokta itibariyle Herkes her gün herkese dalmıyor tabiri caizse kantin ifadesiyle de biraz konuşayım. Akademik nezaket kelimelerini bir kenara bırak. E öyleyse Putin'in söylediği şey yani Ukrayna'dan bir tehdit var. Saldırdı mı Ukrayna Rusya'ya? Hayır. NATO'ya girse girmese bilmem ne muhakkak saldıracak mı? Muhakkak olduğu? Hayır. Belki en fazla muhtemel ya. Belki Bak bu arada Rusya okul vurdu 60 ölü. Meseleler konusunda savaş suçları meselesini hani zikrettim geçtim. Apayrı konferans konusu oluyor. Bunda bak kaçıncı dakikadayız. Yani 4 saat, 5 saat, 6 saat planlama imkanı yok. Her konuya temas edemeyiz. Ama bunlar önemli. Rusya okul vurdu 60 ölü. Yani bunlar başka e, etüt konuları şüphesiz. Ben ifade ettim bağlantılı olduğunu. Şimdi Putin ilk başta okuduğu 9 Mayıs beyanatını bir kez daha gündeme getireyim. Ne diyor? Ukrayna'dan tehdit algıladık. Şimdi ne tehdidi bu? Ukrayna belki bir işte burada esasında uzatıp durmamın da anlamı yok. Rusya tamamen teknik ifade ile burada kendince bir ön alıcı meşru müdafaa tatbik etmiştir. Ama ön alıcı meşru müdafaa uluslararası hukuka aykırıdır. Birazcık daha bu işi uzatayım kuvvet kullanma boyutunu. Şimdi Rusya meselesini esasında bu kadar net ifade edebiliyoruz ama kuvvet kullanma hukukunda bu kitabı e, yazarken öğrendiğim üzere kitap yazmanın en büyük sayfası önce yazara meseleyi öğretmesidir. Klasik olarak saldırı simetrik bir saldırıydı. Yani uluslararası hukukta eşit hukuk süjeleri, egemen hukuk kişileri arasından devletten devlete yapılan saldırılar simetrik saldırılardı. Sonra zaman içinde devlet dışı silahlı aktörlerden gelebilecek silahlı saldırıların da asimetrik silahlı saldırı olarak değerlendirilebileceği kabul gördü uluslararası teamül hukukunda. Bunun birçok ispatı var. Yani işte burada 500 sayfa bu kitap. Bunun en azından 200 sayfası vaka analizidir ki teamül hukukunun maddi unsurunu ortaya koyabilsin. Onunla bağlantılı opinyo jürisini, devletlerin manevi unsurunu, etüt edebisi. Burada ifade ettiğin gibi sağda paramiliterler var. Efendim silahlı lejyonlar var. Bunların yaptığı hareketler devlete nasıl bağlanır? Gene bir kıymetli arkadaşım burada. Bu soruyu bir konferansta kendisi çok güzel cevaplamıştı. E, i̇sim zikretmiyorum ki birçok arkadaşım burada birçok katkı verdiği zaman içinde. Unuttuğum olmasın diye o riske girmiyorum. Dedi ki hoca Ares 5683 madde 8. Yani devlete etkin. O şimdi kendisini hatırladı. Bendim o diye düşünüyor şu anda. Etkin denetim. Etkin denetim hakikaten de böyle bir kontrol efektif varsa, etkin denetim varsa ki var bu olaylarda. Bu olaylarda bu paramiliterlerin, bu lejyonların da hareketleri, ha gönüllüler gönüllülerin de hareketleri hali hazırda burada tabii devletlerin mesuliyetini doğurur. Bir kez daha söyleyeceğim. Hukuk bu, bunun hayata geçirilmesi. Şimdi şöyle bitiriyorum arzımı, sunumumu. Hukuk buyken tecelli etmiyor hukukun gereği. Şimdi bu şuna benzer. Bunun arkasında irade lazımdır. Schopenhauer'in, Almancam olmadığı için dilim bir türlü bunlara iyi dönmez. Schopenhauer'in meşhur felsefe kitabı bir istenç olarak dünya. Şimdi insanın, beşerin iradesi yoksa bu beşeri nizamlar, normatif sistemdir uluslararası hukuk, hukuk insan zihninin ortaya koyduğu bir fikirler katedralidir. Hayata geçirilmesi falan meseleleri ancak arkasında insan iradesiyle olur. İnsan iradesi yoksa hayata geçmiyor uluslararası hukuk bu yani bazı gereklerini hayata geçirecek irade tecelli ediyor. Bazı gereklerini hayata geçirecek iradenin felç olması düzenlenmiş düzenek olarak düzenek olarak öyle dizayn edilmiş veto mekanizması Güvenlik Konseyi'nde. Bazılarında da hakikaten irade yok. Yok. Çünkü menfaat bakın bunlar a priori kötü kavramlar olarak ifade etmiyorum. Korku insanı hayatta tutar. Korktuğun için açlıktan korktuğun için yemek yersin. Susuzluktan ölmekten korktuğun için su içersin. Menfaatlerini kovalarsın çünkü fakru zaruret içinde kalma korkusu yani yoksulluk içinde yok olma korkusu çıkarlarını kovalama gücünü sana verir. Bunlar kendinden kötü şeyler değildir. Bunlar organizmanın hayatta kalması için mevcut yazılımlardır. Hay böyle olunca tabi uluslararası hukuk da bu. Bütün hukuk bu. E o siyasi irade olmayınca ben küsüyorum. Ben demoralize oluyorum. Benim anlattıklarım boş şeyler. Anlatmıyorum. Arkadaşlar böyle bilim olmaz. Bilimsel hakikati bulduğunuz her platformda iki kişi, üç kişi, beş kişi kimi buluyorsan anlatacaksın. İşimiz bu. Bunu seçtik. Çok da memnunuz bunu seçmekten. Ve bu gayreti küsmeden gerçekleştireceksin. O yüzden lütfen adam 6'da 9'da 1906'da 1909'da Anzilotti yazmış makalelerini. Yani o günden bugüne biraz onları okuyalım. Biz böyle ortaya koyduk. Kaldı ki bak kaç trilyon dolarlık meseleler masada Rusya'ya, bütün dünyaya, Batı'ya, Almanya'ya, Türkiye'ye şuna buna. Yani sırf sorumluluk hukukunun 41. maddesinden mütevellit ve karşı önlemler devamında ekonomik müeydeler iş nerelere vardı. Dolayısıyla esasında uluslararası hukukun çok önemli mekanizmaları da bugün hayata geçmekte. Bunları da bilmek lazım. Konu çok boyutlu ve çok derin. Zekeriya, bana bu fırsatı verdiğin için müteşekkirim. Katılıp, kıymetli vakitlerinden ayırıp dinleyen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben burada son vereyim. Fazla da bıktırtmadan. Ee, varsa soru, seve seve cevaplamaya çalışırım. Yoksa da birbirimizi azat eder, ayrılırız. Hocam e, yani müsait olan arkadaşlar görüntülerini açarsa bir fotoğraf kalabiliriz. <laughs> güzel olur, çok güzel olur. Evet. Seviniriz. Kimse açmıyorsa çek ikimizi. <laughs> Konur Alp Bey açtı sağ olsun. Eyvallah. Barış kırma bizi açıver oradaysa. Pekala açmak isteyenler bu kadar saygı göstermeliyiz. Bak açan arkadaşlarım var. Hadi 2 3 dakika daha bekleyelim. Burada evet. Olsun. Hep tanıdık simalar var sağ olsunlar. Evet. Bence alabilirsin. Dur, daha gelenler var. Evet. Var var. Hep arkadaşlar gelmiş ne güzel. Abdullah biraz indir ekranı daha yakışıklı çıkarsın. Kaldırma, indir. <laughs> Hah, biraz daha indir. Oldu şimdi oldu. Evet. Güzel. Barış'a barış dedim. Barış kaçtı. Peki hala. Evet. Zekeriya çek istersen. Tamamdır hocam. Dur ben dedik durayım şöyle. Dur şunu atayım arkaya. Haydi bakalım. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oo, <laughs> Ekip sağlam. Peki. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Patron sensin Zekeriya. Ee, hocam yani dediğimiz gibi arkadaşlardan soru varsa tabii ki e, doğrudan size aktarabiliriz. Bu saate kadar yazılmadıysa e, şey yapmayalım. Hani mecbur da kılmayalım. Evet. Hocam merhaba. Evet. Merhaba. Ben duyuyorum. Ben aslında bir sorum yok ama teşekkür etmek istedim. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Hukuk fakültesi Şu anda ikinci sınıfta. Bu dönem Erasmus yapıyorum. Almanya'dayım. Uluslararası hukuk derslerimizde de Rusya-Ukrayna konusu çok fazla gündeme geliyor. Ben de bu konuyu tabii ki Türkçe olarak dinlemek benim için çok güzeldi açıkçası. Evet, teşekkür etmek istedim. Sadece. Çok naziksin, harikasın. Ee, senin bu sözlerini bütün arkadaşlardan gelmişçesine ben kabul ediyorum. Bir kişi söylediyse 200 kişi söylemiş gibidir. Sınıfta da aynı şeyi söylüyorum ben. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Devam etmek için bize sebep ve güç veriyorsun. Ee, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Yok, evet. Başka soru olmadan önce ben e Gerek arkadaşlar adına gerek kulübümüz adına sizlere teşekkür ederim, arz ediyorum. Bu sunumda Zekeriya, Oo. savaş suçları meselesi, insancıl hukuk meselesi çok daha fazla belki e, açıklanmalıydı. Ona belki yeterli vakti ayırmadım ama ben ağırlığı kendi kitabımı o istikamette yazdığım için biraz kuvvet kullanma boyutuna e, veriyorum. Ama şüphesiz artık bir o kadar önemli bu insancıl hukuk boyutu da artık. Önem arz etti. Savaşın ilk günlerinden farklı olarak çokça maalesef vaka birikti. Takipte kalsın değerli arkadaşlar. Belli ki ilgi, alaka çünkü var üst düzeyde buraya katılan arkadaşlar da. Farklı hocalarımız da farklı mecralarda ama hep bunlar takip edilebilir. Zaten kaç tane uluslararası hocasıyız memlekette. Dolayısıyla hani onların da sosyal mecraları sosyal e, ne diyordu bunun adına sosyal medyaları takip edildiğinde göreceklerdir. E, bunlar yapılacak, verilecek. Bu insancıl hukuk boyutu da işlenmeye çok müstahak bir taraf ve önemli artık. Çok önemli. Zekeriya kusura bakma sözünü kestim ama kendime düştüğüm bir şerh olarak onu ifade etmek istedim. Lütfen sen bağla. E, değerli arkadaşlar, değerli hocam e, programımıza katkılarınızdan ötürü e, tekrardan teşekkürlerimi arz ediyorum sizlere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir programda yine inşallah projemizde görüşmek üzere diyelim. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Sizin kulübünüzde geçen sene de bir program yaptık. Bu sene iki oldu. İstanbul Hukuka sesimi eriştirebilmeme vesile olduğunuz için minnettarım. Allah sağlık verirse neredeyse aramızda bu bir gelenek oldu. Hoş bir şey. E, koltuğu devredeceğin arkadaşınla da önümüzdeki yıl nasipse belki yaparız. Ben de selamlarımı, saygılarımı ama evveliyetle sevgilerimi, sevgilerimi gerçekten hepinize arz ediyorum. Müsaadenizle ben ayrılıyorum. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hoşça kalın.